Merhabalar, bugünkü aracımız 2013 model Audi A1. Aracımızın orijinal sistemine özel bir interfez uygulaması yaptık. Bu interfez uygulaması sayesinde araca birçok özellik kazandırmış olduk. Yaptığımız işlem şu şekilde. Aracın üst ekran kısmına dokunmuyoruz. Orijinal CD radyonun arkasına konnektöre yani soketine takılan bir parçamız var. Bu parçamızın adı interfez. İnterfezi torpidonun üst kısmına gizliyoruz. Herhangi bir ortada fiziki bir kalabalık görmüyorsunuz. Torpidonun içerisine bir adet USB çıkarıyoruz. Bu USB üzerinden de videolar ve müzikler açacağız. Birazdan detaylarını göstereceğim. Tekrar edelim. Aracımız 2013 model Audi A1. Aracın orijinal sistemine müdahale etmeden interfez uygulaması yapıyoruz. Aracın orijinal ekranı, orijinal CD radyosu, CD radyonun arkasına konnektöre takılan bir parçamız var. Bunun adı interfez. USB kısmını torpido içerisine çekiyoruz. Sistem nasıl çalışıyor ona kısaca bahsedelim. İlk önce radyo kısmına bir dönelim. Aracın orijinal sistemini zaten kullanıcı kullanabiliyor. Kullandığımız özel interfezin sesi araç içerisinde yayılabilmesi için medya tuşuna basıp audio source yani aux kısmının aktif olması lazım ki interfezin sesi araç içerisinde yayılsın. Sonra direksiyon simidi üzerindeki nav tuşuna 2 saniye kadar basılı tutuyorum. Bizim arayüze geçmiş oluyor. Bizim arayüz sırasıyla Apple CarPlay, kablosuz Android Auto, kablolu çalışıyor. Apple'dan ve Android'den ekran yansıtma, USB'ler üzerinden videolar ve müzikler açılmasını sağlıyor. Aynı zamanda bir de geri görüş kamerası sisteme entegre etmiş olduk. Geri görüş kamerasıyla başlayalım. Aracı çalıştıralım ilk önce. Geri vitesi alıyoruz. Kameramız otomatik devreye giriyor. Analog eşli bir kamera kullanıyoruz. Trajektör desteği de geliyor. Bu şekilde olduğu gibi. Aynı zamanda park sensörü sesleri de gelmeye devam ediyor. Şöyle boşa değil herifte saldığım zaman otomatik devreden çıkacak. Herifte salalım. Park sensörü sesleri devam ediyor. Boşa değil herifte saldığım zaman devreden çıkıyor. Herifte salıyoruz. Trajektör destekleri de sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Boş ya da ileri vites aldığım zaman da devreden çıkmış oluyor. Yine CarPlay modunda değilken yani radyo modundayken dahi geri vites kamerası her yerde çalışacaktır. Boş ya da ileri vites aldığım zaman da devreden çıkmış olacaktır. Medyaya dokunalım. Direksiyon switch üzerindeki nav tuşuyla da sisteme geçmiş olalım. Apple CarPlay kablosuz çalışıyor cihazımızda. Şu anda telefonumuz kablosu olarak bağlı. Spotify'dan bir müzik açalım. Joystick. Şu ilgili kısmı joystick paneli gibi kullanabiliyoruz. İlgili kısmı. Bu şekilde. Şarkı atlatmalar buradan da çalışır. Geri tuşu geri alma olarak çalışır. Şu tuşların tamamı. Direksiyon kumandası da yine keza çalışıyor. Ses açma, ses kısma. Direksiyondaki bas konuş da çalışıyor. Orada mısın? Dinliyorum. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava açık ve sıcaklık 17 derece. Gibi kullanıcı hem CarPlay'de hem de Android Auto'da bas konuşu da sorunsuz bir şekilde kullanmış olacak. CarPlay arayüzü Spotify menüsünden çıkalım. CarPlay arayüzü. iOS 13.2'den sonraki CarPlay arayüzü bu şekilde karşılıyor kullanıcıları. İlgili kısmı joystick gibi kullanabiliyoruz. Videolara bir örnek gösterelim. Torpido içerisinde çektiğimiz USB flash bellek takılı. Şu anda videomuz ekranımızda. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2013 model Audi A1. Aracın orijinal sistemini bozmadan orijinal yapıya özellik kazandıran interfez uygulaması yaptık. Biraz önce gösterdiğim gibi CarPlay kablosuz çalışıyor. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtma da çalışıyor. USB'ler üzerinden videolar ve müzikler açabiliyoruz. Biraz önce videoları göstermiştik. Geri görüş kamerasıyla aracın sistemine entegre etmiş olduk.